tamamen cenaze sahipleri üzerine kalan bir durum. Biz konuştuklarımızı Kur'an ve sünnete göre konuşuruz. Dinimizde bir cenaze olduğu zaman cenazede yapılması gerekenler kaynaklarda anlatılır. Özellikle cenaze yemeği ile ilgili, yani ölü sahibinin değil, onun komşularının, diğer yakınlarının yemek vermesi gerektiğini Peygamberimiz bize tavsiye ediyor. Bu vesileyle günümüzde yapılan uygulama tamamen yanlış bir uygulama. Atışı bol olsun. Yani bu ülkeye çok çektirdi onlar. İlk önce iyi niyetli insanların duygularını sömürdüler. Sonra kötü niyetli oldukları ortaya çıktı. İyi olmuş vallahi. Bu sevindirici haber. İhaletten başka bir şey iyi oldu. Yani iyi oldu. Ben sevindim. Türkiye'nin geleceği için daha iyi oldu bence. En azından mesela ne bileyim şu anda bizler bu vatan için burada bekliyoruz. Vatanı seven insanız, vatansever bir insanız. Yani biz hiçbir zaman için savaşta, barışta bizim memleketimizi terk etmedik. Hat kelime anlamı itibariyle çizgi demektir. Bunun diğer bir adı hüsnü hattır. Hüsnü hat da güzel yazı demektir. Güzel yazı bizim tarihimizde çok güzel yerler edinmiş. Hatta ve hatta o kadar güzel yazılar yazılmış ki ne denilmiş? Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı denilmiş. Demek ki Türkiye'nin, Osmanlı'nın da bu yazıda çok büyük emekleri var. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Benim için bir sürpriz oldu. İnşallah 284. yılımızı da tekrar başlayacak isterim. Ya umut hakkı verilmesi bence doğru değil. Çünkü bu yıllardır bu terörist başı milyonlarca kişiyi öldürmüş. Fakat bunu hala daha böyle milletvekilleri de, başbakan da olsun, hangisi olsa olsun, kim olursa olsun buna böyle bir hak veriliyorsa bu bizim ayıbımızdır. Biz Türk devleti olarak eğer bunları idam edemiyorsak suç günah bizim hepimizin başınadır. Afyon'daki ilk pastırma üreticisinin oğluyum. İlk pastırma Orta Asya'da at eğerlerinin altına tuzlanmış etlerin konularak eğerin altında ezilmesi ve içindeki kokuşma yapacak maddelerin dışarıya atılmasıyla ortaya çıkmış. Hayatta en çok kime güvenirsiniz? Kendime. En çok önce Allah'a sonra kendime. Tabii yaşarken mi yani? Yaşadığımız hayatta. En çok önce Allah'a sonra kendime güvenirim.